ruhunuza dokunmayan hiçbir şeyi yazmaya kalkmayın. Çünkü senin ruhuna geçmeyen şey okurun ruhuna geçmiyor. Benim hikayelerim de şu olmalı. Sıradan bir insan olmalı ve başına bir gün sıra dışı bir hikaye gelmeli. Mail atıyorlar özelden ve diyorlar ki biz kitap okumayı sevmiyorduk, sizinle sevmeye başladık. İşte en büyük keyfi de bu benim için yazardı. Hikaye dediğiniz şey daha narif olmalı. Yani hikayenin bir katmanını kaldırdığınızda altından diğer bir katman çıkmalı ya da diğer bir deyişle dişi olmalı. Hikaye doğurgan olmalı. Nasılsın dedi. İyi dedim, işte evde misafirler var. Bir de uzun boylu bakıyor, kod farkı da olduğu için yola yakın. Baktı Sinancığım, evde kimseyi göremiyorum. Nerede misafirler dedi. Dedim ki şuradaki evinde, yani zihnimdeki evinde. Evet. Çünkü o kadar dolu ki. Yani o anda hepsi böyle girip çıkıyor kafamın içinden falan. Ve böyle bir bakmıştı. Dedim ki herhalde akşam eve gittiğinde, eşine söylediğinde bizim Sinan'ı gördüm, adamcağız kafayı yemiş diye. Herhalde böyle bir laf etmiştir. Merhaba, bugün Class TV Kitap Kurdu programının konuğu yazar Sinan Akgüz. Sinan Akgüz, İstanbul Üniversitesi gazetecilik mezunu. 28 yıl gazetecilik deneyiminden sonra yazarlığa başlamış. Şu anda 14 kitabı var ve 14'ü de çok okunan, çok sevilen kitaplar. Öncelikle kendisini tanıyalım, kitaplarından ve son olarak Meyra'dan bahsedelim. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Size şunu sormak istiyorum, gazetecilikten sonra neden yazarlık? Yani neden böyle bir karar verdiniz? Aslında tabii ki bazı zaman bana soruyorlar, yani yazma fikri, kitap yazma fikri nereden doğdu diye. Aslında yazının içindeydim ama günlük bir yazın içinde. Gazeteye röportajlar yapıyorduk, haberler yapıyorduk, işte en son köşe yazarlığı yapıyordum ama bu yaptığım işler aslında bir süre sonra beni mutsuz etmeye başlamıştı. Nedeni de şuydu, aslında biraz yaptığım işlerin kalıcı olmasını istedim. Ve bu kalıcı işlere yönelmekten, yazıya yönelmekten dolayı, düşünceden dolayı işte kitap yazmaya başladım. Biraz yazarlığın edebiyat kısmıyla daha çok haşır neşir olmaya başladım ve gazetecilikteki yazı tarzını biraz değiştirip işte romana çevirdik bu yazma sürecini ve iyi ki de yapmışım. Yani bunu diyebilirim, büyük keyif alıyorum. En büyük keyif aldığım kısmı da şu, bazı zaman okurlar artık sosyal medya çağındayız artık. Yazara ya da bir yönetmene ulaşmak çok kolay. Mail atıyorlar özelden ve diyorlar ki biz kitap okumayı sevmiyorduk, sizinle sevmeye başladık. İşte en büyük keyfi de bu benim için yazardı. Biz okurlar olarak da sizin yazarlık yapmanızdan dolayı çok mutluyuz. Okurlarınız şunu merak ederler. Neden hep gerçek hayat hikayeleri? Sizin kendi kurguladığınız bir romanda gelecek mi? Aslında ben tabii ki yazarlığa başlarken böyle bir şeyle başlamamıştım, düşünceyle. Ama artık öyle bir noktaya geldim ki açık söylemek gerekiyorsa, dürüst olmak gerekiyorsa kaderci oldum. Hangi anlamda? Diyorum ki eğer artık bir hikaye kendini yazdırmaya karar vermişse gelip beni buluyor ve iki yakama yapışıyor. Ve evet, beni yaz diyor. Gerçekten de Piruze'nin olsun, İncir Kuşları olsun, Meyre olsun, İki Kişilik Yalnızlık olsun ve diğer kitaplarım olsun. Hep böyle oldu. Yani Piruze'yi yazdım. Piruze'de geçen Sevim Hanım bir gün o dönem mail vardı ve bir mail aldım işte. Gerçek ismi başka, kitaptaki ismi Sevim Hanım. Dedi ki ben sizin Piruze'deki Sevim Hanım'ım dedi. Benim annemin, babamın, ailemin hayatını dinlemek ister misiniz? Eğer isterseniz de kalkıp Ürdün'den geleceğim İstanbul'a ve size anlatacağım. Cidden bir kadın geldi 87 yaşında. Ve iki hafta onunla birlikte vakit geçirdim, zaman geçirdim. İşte o anlattı, ben kasetleri çektim, ses kaydını. Ve daha sonra işte Şayka Ferahiye kitabı çıktı. Yani onu kastetmeye çalışıyorum. İşte Piruze yıllardır İngiltere'de bir yayın evi hayatını yazmak istedi ama kabul etmemiş. En sonunda bir arkadaşın düğün masasında otururken, yuvarlak bir masada, yanımdaki bir adam dedi ki ne iş yapıyorsunuz? Dedim ki yazarlık yapıyorum. Aa dedi, benim hayat eşimin benden önceki hayatını, hikayesini dinleseniz dedi, bir kitap çıkar işte, Piruze çıktı.
Yani kaderci anlamda dediğim şey bu. Artık bir şey kendini yazdırmaya karar vermişse gelip yakama yapışıyor ve ben ondan kaçamıyorum ama bundan da şikayetçi değilim açıkçası. Okur kitleniz genellikle kadınlar. Ben sizin için yorumlara baktığımda da hep kadınlar tarafından değerlendirilmişsiniz ve hepsi sizi çok seviyor. Ve bu kadar okunmanın sırrının da şu olduğunu söyleyebilir miyiz? İnsanların hayatlarına dokunan olayları seçmeniz ya da topluma ayna tutmanız. Tabii. Sizce sırrınız nedir yani bu kadar şimdi okunmanın? Şimdi bir kere şunu... Kadın okurdan madem girdik, onu bir parantez içinde açmak istiyorum. Aslında Türkiye'de okur kadın okur. Biz yazarların diğer ayağı, diğer ayak dediğim erkek okur ayağı kırık. Bugün Sinan Akyüz'ü de bir kadın okuyor, büyük çoğunlukta. İnanın 100 yaşındaki Hıfzı Topuz'u da kadınlar okuyor. Peki bunu nereden çıkarıyorum? İmza günlerinde yan yana geldiğimizde aslında Hıfzı Bey'in yazdığı kitapların birçoğu erkeklere yönelik kitap. Ama bakıyorsunuz kuyrukta kadınlar var. O yüzden hepimizin Türkiye'de birçok yazarın okuru kadın okur. Çünkü Türkiye'de okur kadın okur. Erkek ayağı çok az olduğu için ve bazı zaman işte erkek okullar geliyor ve ben kalkıp onların imza günlerinde elini sıkıyorum. İşte onları biraz kel ayna kuşu gibi görüyorum artık. Soyu tükenmiş. Daha değerliler. Evet. Çünkü o kadar az okuyan var ki hiç unutmam. Bir gün o elin sıktığım beyefendilerden biri. Dedim ki tebrik ediyorum. Yani kendi ismine imzalattı. Hiç unutmam Mahmut Bey. Dedi hocam ya ben de akşamları kitap alıyorum dedi. 2-3 sayfa okuyorum ki uykum gelsin diye. Yani o zaman işte. O zaman artık böyle artık diyecek bir söz bulamıyorsunuz. 3 sayfa okuyor uykusu gelmesi için. Tabii ki şu var. Evet, işin sırrı ne? Şimdi biz yazar olarak her hikayeyi yazamıyoruz. Benim en azından farkım o. Çünkü benim hikayelerimde şu olmalı. Sıradan bir insan olmalı ve başına bir gün sıra dışı bir hikaye gelmeli. İşte Piruze gibi, İnce Kuşlarındaki Suadı gibi, Meyra'daki Meyra gibi. Bu sıradan hikaye, sıra dışı hikaye sıradan insanın başına geldiği zaman işte hikaye orada ortaya çıkıyor. Yani Türklerde şöyle bir şey var bizde genelde, hayatımı yazsam kitap olur diye. Evet. Hayatımı çeksem film olur diye. Aslında böyle değil. Bunun bir sürü kendi içinde de matematiği var. Matematikten kastım şudur. Hikaye dediğiniz şey lahana gibi olmalı. Yani hikayenin bir katmanını kaldırdığınızdan altından diğer bir katman çıkmalı. Ya da diğer bir deyişle dişi olmalı. Hikaye doğurgan olmalı. Çünkü dişi olmayan hikayeler sizi yarı yolda bırakır. Gitmez. Bir süre sonra tıkanır. Yani karakterler nereye gidecek, yazar ne yazacak. Burada tıkanıyorsunuz. Ve benim en büyük birçok yazara göre onlardan bir farkım da belki şudur. Ben şuna inanıyorum bir yazar olarak. Aslında okurun zihninde bir beyaz perde var. Siz o beyaz perdeyi indirip ona kelimelerle görüntü düşürdüğünüz zaman okur o kitabın içine giriyor ve yaşıyor. Diyor ki ben bu kitabın içinde kayboldum, bu kitabı yaşadım. Aslında bunu yönetmenler yapıyor. İşte bir sinemada beyaz perde, onun üstüne görüntü düşürüp bence yazarların da iyi yazarların ya da iyi kurgu yapan ya da iyi bir kitabın sayfalarında film seti kuran yazarların da başarısı buradan geliyor. Yani o okurun zihnindeki beyaz perdeyi indirip oraya kelimelerle bir görüntü düşürmek. Belki de benim de sırrım bu. Sizin 500 sayfayı bir günde okuyabiliyoruz. Ki bunu sizi seven okurlarınızın hepsi aynı şeyi söylüyor. Bunun için ayrı bir eğitim mi alınıyor? Yani neden diğer yazarların kitapları böyle değil? Sizin tüm kitaplarınız böyle. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki burada bir yazar hikayeye çok iyi sahip olmalı. Hikayeden kastım sadece yazdığı insanların hikayesi değil. Hikayeyi şu anlamda bakıyorum ben. O yazdığınız yerin coğrafyası.
o insanların kültürü. Yani neyi kastetmek istiyorum? Şöyle bir şey. Şimdi İnce Kuşları kitabını yazıyorsunuz, bir Boşnak kültürü. Evet. Şimdi siz Boşnakları, o kültürü bilmeden oturup yazma şansınız yok. Çok iyi araştırma yapmak zorundasınız. Mesela sabah kahvaltı oldu. İnsanlar kahvaltı masasında oturdu. Siz oraya getirip zeytin koyduğunuz zaman Boşnaklar bakar, o nedir orada diye. Kahvaltılık, ama Boşnak kültüründe zeytin yoktur masalarında. Şimdi buradan neye gelmek istiyorum? Şuraya, o duyguya giremiyorsunuz. Tabii ki bunun bir matematiği var. Yani ben her zaman hikayelerimde kapanlar açarım, kapanlar kapatırım. Kapan açarım, kapan kapatırım. İşte o dediğiniz şey, o kuru, ya bir sonraki bölümde ne oldu acaba? Ne oldu acaba? İşte o başına ne geldi, ne bitti? Şimdi öyle bir şey ki mesela ben her gün sabah kalkıyorum, 2 sayfa yazıyorum akşama kadar. 2 Word sayfası. Orada da şey diyorum, bir yazar aslında tavuk gibidir. Tavuk günde her gün benim için, yani baktığınızda Sinan Akyüz adlı tavuğa 2 tane yumurta veriyor. Ve 3. yumurtayı hayatta çıkmaz yani benden. Ondan kastım ne? Yani 3. sayfayı yazamam. Ancak bütün her şeyim 2 sayfa ve inanın bir yazarın sabah kalkıp bilgisayarın başına oturması demek yazdığı anlamına gelmiyor. Benim uyanmam demek yazacağım anlamına gelmiyor. Ben kalkıyorum, 8'de oturuyorum bilgisayarın başına ama karakterler uyanmamış. Onların uyanmasını bekliyorum. Bir bakıyorum, öğlen ezanı okunuyor, duyuyorum. Daha tek satır yok. Ve karakterler ondan sonra kalkıp işte bana fısıldıyorlar ufak ufak. Ben de yazmaya çalışıyorum. O olay işte akşam 6-7 gibi bitiyor. Yani 2 sayfayı ancak öyle şey yapabiliyorum, sonlandırabiliyorum günlük. Tabii ki yazarlık şöyle bir şey, sabır ve disiplin işi. İlham denen şeye ben roman yazarlığında inanmam. İlham denen şey ya şarkı sözü yazarı içindir ya şairler içindir. Evet. Yani şimdi Meyra yaklaşık 650 sayfalık bir kitap. 650 sayfanın ben hangi sayfasında ilhamı bekliyorum? Ama bu bir kurgudur. Kurguyu yaparsınız, sabah kalkar o disiplinle oturursunuz ve yazarsınız ama sabırla. Yani düşünün, ne dedim? Bir yanınızda boş sepet var, öyle düşünün. Tavuk her gün 2 yumurta veriyor ve o 2 yumurtayı alıp sepete koyuyorsunuz. 2 Word sayfasını ve o işte 600 sayfa, 500 sayfa, 400 sayfa oluyor. Sonra sepeti alıyorsunuz, götürüyorsunuz, yayıncınıza veriyorsunuz. İşte bu diyorsunuz, benim yeni eserim. Ben böyle bakıyorum. Bir röportajınızda şey demiştiniz, o çok hoşuma gitmişti. Nasılsın diyor Uzun Hasan sanırım. Evet. Size diyorsunuz ki evde misafirler var, beni bekliyor. Evet, evet. Evde aslında kimse yok, karakterler var. Yani o kadar karakterlerle birlikte yaşıyorsunuz. O karakterler tamamen yazdığınız kitapta nasıl Piroze gerçek hayattansa hepsi birebir onun ağzından, birebir hani siz üzerinde değişmeler yapıyor musunuz? Tabii yani şimdi benim kitaplarımdaki belki diğer yazarların kitaplarından farkı da şu, yan tipler dediğimiz yan tipleri ben çok güçlü kılıyorum. Çünkü onlar benim için aslında tipten ziyade karakter olarak bakıyorum. Yani ana karakterleri yücelten şey filmlerde de böyledir. Evet. Yan karakterlerin güçlü olmasıdır. Çünkü onlar bir basınç yapıyor ana karaktere. Yani oradan ittiriyor ve onları yukarı çıkarıyor. Ben de tabii ki yazdığım dönemde yalnız yaşıyorum, evimden ayrılıyorum, çoluk çocuğumdan ayrılıyorum ve bir odanın içine giriyorum. Benim belki de diğer yazarlardan farkım da bu, birçoğunun bilmiyorum nasıl yazdığını ama hikayeyi topladıktan sonra, her şeyi yaptıktan sonra, kurgu, karakterler, odaya giriyorum, kitap bitiyor, çıkıyorum. Ve bu bazen 6 ay sürüyor, bazen 8 ay sürüyor, bazen 5 ay sürüyor. Telefonlara bakmam. Kimseyle iletişim yoktur ve o dönem yazdığımı bilen eş dost da zaten beni aramaz sağ olsun. Ve giriyorum, işte Uzun Hasan dediğim benim komşumdu, bir gün geldi, işte beni gördü, bir kod farkı var pencereden dolayı da seslendi. Pencereyi açtım, nasılsın dedi, iyi dedim, işte evde misafirler var, bir de uzun boylu bakıyor, kod farkı da olduğu için yola yakın. Baktı Sinancığım, evde kimseyi göremiyorum, nerede misafirler dedi. Dedim ki şuradaki evimde, yani zihnimdeki evimde. Evet. Çünkü o kadar dolu ki, yani o anda hepsi böyle girip çıkıyor kafamın içinden filan. Ve böyle bir bakmıştı, dedim ki herhalde
akşam eve gittiğinde, eşine söylediğinde bizim Sinan'ı gördüm, adamcağız kafayı yemiş diye herhalde böyle bir laf etmiştir ama yazarlık cidden meşakkatli bir iş. Boş zaman meşgalesi değil, tıpkı okumak gibi. Yani yıllardır bize yarışma programlarında sordular, boş zamanınızda ne yapıyorsunuz? Kitap okurum. İşte okur olmak öyle bir şey değil. Evet. Kadın erkek ilişkileri üzerine çok kitaplar yazdınız ve burada analizleriniz çok gerçekçi. Evet. Yani hepsinde insan kendinden bir şey buluyor. Evet böyle diyor. Genelde okurlarınız da zaten mesela kadın okurlarınız da hep şunu söylüyor hani ya bir adam nasıl olur da bir kadını bu kadar iyi tanır? Bir kadının ağzından nasıl böyle anlatabilir? Kadın erkek ilişkilerini anlatmanıza hani sizce neden olan şey nedir? Şimdi bir kere şunu söylemek istiyorum. Ben insana insan olarak bakarım. Kadın ya da erkek olarak bakmam ve insanoğlunun cinsiyeti yoktur. Evet. Bu cinsiyeti biz verdik. İşte kız çocuğumuz olduğunda hemen hastanede odasına pembe ya da devlet olarak bir pembe kimlik. Erkek çocuğu olduğunda da odasının hemen girişine bir mavi ya da bir devlet olarak mavi kimlik verdik. Yani bu insanoğlunun içindeki ayrımı biz yarattık, tür ayrımını. Ben her zaman şunu söylüyorum, evet bazı zaman okurlar bana diyor ya hocam yazdığınız şeyler bir erkeğin kaleminden çıkmış gibi değil. Evet. Ben de diyorum ki içime kadın kaçmış. Şimdi her erkeğin içinde kadınlık duygusu, her kadının içinde de erkeklik duygusu var aslında. Yani baktığınızda insan da budur. Ve işin özünde evet ben oturduğum zaman bir kadın hikayesi yazıyorum ama kadınlar nasıl diyor bir erkek yazabilir? İşte eğer siz kadın ya da erkek olarak karşınızdaki insanı görmüyorsanız ve sadece insan olarak gördüğünüzde işte bu duyguları verebiliyorsunuz, yazabiliyorsunuz. Benim tabii ki en büyük avantajım gazetecilikten gelme. Yani ben politika muhabirliği yaptım, gece polis muhabirliği yaptım, adliye muhabirliği yaptım. Adliye muhabirliği yaparken 20 yıllık bir kadınla adamın boşanmasını izledim, davasını. Ve o zaman şunu söylemiştim, ya bu kadın bu adama nasıl aşık olmuş? İki çocuk yapmış, şimdi nasıl bir yoldan geçmişler ki 20 yıl sonra kadın adama bu lafları sayıyor mahkeme salonunda. Yani inanılır gibi değil. İşte neyi görüyoruz orada da? İşte bizi evlendiren belediye başkanı boşamıyor. Türk mahkemeleri boşuyor. Evet. Şimdi bütün bunlar bana nereye gelmek istiyorum? Şuraya zenginlik kattı. Yani rahmetli Sabancı'yla da röportaj yapmıştım. Vehbi Koç'la da, Türkan Şoray'la da, Şener Şen'le de, Süleyman Demirel'le de evine ekmek götüremediği için eşini öldüren, cinnet geçiren bir hamalla da adliye koridorlarında bir sürü değişik insanlarla tabii ki bunlar bana yazarlığımda çok büyük etki yaptı, katkı yaptı. Şimdi işte belki de o gazeteciliğin dönemindeki o insan tanıma, o psikoloji tanımanın belki de diyebiliriz ki meyvesini toplamak. Kitaplarımda şu anda onu yapıyorum. Belki o yüzden hani çok insana dokunduğunuz için çok insandan topladınız. Şimdi daha çok insanlara anlayıp onlara kendinizi yansıtabiliyorsunuz. Aynen öyle. Bir de bizim tabii Türkiye insanın şöyle bir özelliği var. Yani mesela ben gazetecilik yaparken bir gün bir adam hasmını vuruyor ve o kurşunlardan biri üniversite öğrencisine sekip geliyor un kapağında. Taksim ilk yardıma kaldırıyorlar çocuğu ve ameliyata alıyorlar. O dönemde tabii yeni gelişiyor. Bu televizyon kanalları, gazeteler vardı ama yeni yeni böyle artık özel kanallar gelişiyor. Hepimiz toplandık. Kadın fotoğrafını çekiyoruz. Kadının hiç unutmadığım bir lafı vardı. Dedi ki ne olur çekmeyin. Ben bunların televizyonda olduğunu zannediyordum. Şimdi biz hayatımızda her şey televizyonda ya da gazetelerin sayfalarında birilerinin başına gelen şeyler olduğunu zannediyoruz. İşte ben belki de oraya dokunuyorum. Yani her insanın başına gelebilecek, aslında sen de onlardan birisin bir gün. Ve bu duyguları vererek yazdığım için belki de başarı öyle geliyor. Yani
Yazmak meşakkatli bir iş, zor bir iş ama insan duygusunu vermek de bambaşka bir iş. Ben genç yazar arkadaşlara artık elisine gelmiş biri olarak söylüyorum. Diyorum ki ruhunuza dokunmayan hiçbir şeyi yazmaya kalkmayın. Çünkü senin ruhuna geçmeyen şey okurun ruhuna geçmiyor. Ve bu çok önemli. Yani bugün ne yapacağız? İşte bir duygulu bir metin ya da bir sayfada, öyle zannettiğimiz bir sayfada bu yeni sarı kafa dediğimiz emojilerden mi koyacağız? Ağlayan kafa, gülen kafa, düşünen kafa. Yazarlık böyle bir şey değil. İşte bunların hepsini kelimelerle, o duyguyla vermek zorundasınız. Bunu verebilmek için de bir, insanı tanıyacaksınız. İki, yazdığınız hikayeye çok iyi sahip olacaksınız. Siz onun içine girmelisiniz ki okuru da sokabilirsiniz. İşte belki de iyi yazarların, geçmiş dönemdeki baktığımız birçok yazarın başarısı buradan geliyor. Evet ve hani insanla ilgili bilimleri de bilmek lazım. Sosyoloji, psikolojiyi. Yani, muhakkak katılıyorum. Evet. Şimdi tabii ki ben mesela kitabımda karakterleri çıkarırken bilmem ne ön metin bir ön hazırlık yapıyorum. Ve o ön hazırlığı yaparken mesela bir karakter yaratıyorum. Karakterin bu bütün bu olaylara sebep olmasını neye bağlayabiliyoruz? Diyorum ki bunun bir psikolojik bir şeyi olmalı. Etkili yansıması. Var. Ama bunun öncesinde diyorum bir fizyolojik bir şey olmalı. Adama ne yapıyoruz? Bütün yaşıtlarından ya da bütün normal insanlardan farklı olarak kulağını daha büyük yapıyorum. Yani halk deyimiyle kepçe kulak. Şimdi kepçe kulak bir çocuğun hayatta çocukluğunda büyümesiyle normal bir kulağa sahip bir çocuğun bu hayatta büyümesi arasında çok ciddi bir fark var. Çünkü her aynaya baktığında o kulağını görüyor ve o gördüğü kulakla birlikte bir hınç, bir nefret oluşuyor. Ama diğer çocuk da normal bir aynaya bakıp yüzünü yıkayıp dişini fırçalayıp gidiyor. Ama İşte bunların hepsinin bir matematiği, bir şeyi var. Yani iyi kitaplar buradan geliyor. Ve bugün dönüp baktığımızda 53 yaşında bir arkadaşım, babası artık yoğun bakımda son nefeslerini alıp veriyor ve doktoru artık girin vedalaşın dediği zaman 53 yaşındaki bir adam babasıyla hasta yatağında artık son saniye saatlerinde şunu soruyor. Baba sen benim çocukken neden hiç kucağına oturtup saçımı okşamadın, öpmedin? Şimdi 53 yaşındaki adamın dramını görebiliyor musunuz? Çok ciddi paralar kazanmış, iş adamı, birçok insana ekmek veriyor. Adamın içinde ukde kalan şey bu. Babasına son saniyelerinde, son saatlerinde bunu soruyor. Şimdi nereye gelirsek gelelim bu çocukluk bizi etkiliyor. İşte bu yapılar dediğiniz gibi o fizyolojiktir, o dış görünüştür, nasıl bir annede büyüdüğü, nasıl bir babada büyüdüğü, nasıl bir sevgi aldığı, işte bunların hepsi geliyor işte senin çocukluğuna, yaşadığın aileye, işte yaşadığın çevreye dayanan etkenler. Biz de tabii ki kitaplarda yazarken bunları ben gözeterek yazıyorum. Evet. Benim en etkilendiğim ve kitabınız İncir Kuşları ve baktığım zaman gerçekten sizin de en çok okunan, en çok ilgi gören, yani Sinan Akyüz dediğimde aa İncir Kuşları'nın yazarı, aa ben o kitabı okurken çok ağladım, çok etkilendim diye tepkiler alıyorum. Bu kitabın çıkışı benim çok içe yaptı, ilgilendirmişti. Maçta arkadaşınız bahsediyor herhalde, 4 yıl sonra gidiyorsunuz oraya. Ki sizin kitaplarınızda bu araştırmalarınız gerçekten hani bize yansıyor. Çünkü kitabınızı okuduğumuz zaman o milletin kültürünü, tarihini, duygularını, her şeyini alıyoruz. Bunu nasıl karar verdiğinizi, yani sizi etkileyen şey, arkadaşınız anlattığında sizi etkileyen, evet ben bunu yazmalıyım deyip sizi İstanbul'dan kalkıp da Bosna Hersek'e götüren şey nedir? Ya ben bu tabii hikayeyi Suada'nın, yani kitaptaki karakterin ağzından dinlememiştim ama ona yakın birinin ağzından dinlemiştim. Yani çok genç bir kadın, bir kız, daha üniversitenin başında konservatuvarın
Ve sonra işte dediğim gibi az önce sıradan bir insan ama bir gün başına sıra dışı bir hikaye geliyor. Ve gelen bu sıra dışı hikaye beni çok etkiledi. Çünkü bir ülkede yaşıyorsunuz, o aynı ülkenin tankı, topu, tüfeği, coğrafi ve halkı biraz Balkanların farklı olduğu için çok milletli. İşte Arnavutlar var, Yugoslavlar var, Sırplar var, Hırvatlar var, Boşnaklar var, Makedonlar var ve şimdi bir sürü böyle farklı bir coğrafyada bir gün sizi koruması gereken ordu, devlet size karşı savaşa giriyor. Ve beni çok etkilemişti. Yani o insanların kendi nasıl diyeyim komşularının sana düşman olması ya da seni öldürmek istemesi ya da ne bileyim parayla seni satın alması savaş döneminde beni çok etkilemişti ve iyi ki de yazmışım. Yani iyi ki de gitmişim, uzun bir süre kaldım Bosna'da. O kadınları dinledim, o hikayeler filan. Çünkü 92-95 yılları arasında çok özel kanal yoktu. Tek kanallı bir dönemdi Türkiye neredeyse. Ve biz çok hakim olamadık o savaşa, o olaylara. Ve şu anda yeni yeni artık anlıyoruz. Yani bundan yaklaşık 25 yıl önce modern bir çağda, modern bir zamanda sırf Müslüman kimliğinden dolayı başına bunlar gelen bir topluluğu öğrendik. Ben de araştırırken öğrendim. Ve beni çok etkilemişti Suada'nın hikayesi. Gencecik bir kız, sadece Suada değil, oradaki birçok insanın hikayesi. Ve incir kuşlarını yazdım. Hani açıkçası bu kadar hani bir okur kitlesi tarafından beğenileceğini ya da okunulacağını tahmin etmedik. Yani etmemiştim de açık söylüyorum. Çünkü hiçbir yazar bunu tahmin edemez. Ama dönüp baktığımda hani insanların, oradaki insanların acılarına duyarlı olması, onları öğrenmesi şu anda beni mutlu eden şey. En azından o bölgedeki hani Müslüman olan Boşnaklar dünyanın en gariban halkıdır. Çok severim ben. Yani gerçekten yani karıncaya bile zarar vermeyen bir halk ama çok büyük zararlar gördü. Onları böyle bizimkileri tanıtmak, onların da varlığını hissettirmek beni mutlu eden şey oldu açıkçası. İncir kuşlarının ardından Meyra geldi. Meyra da ona benzer. Evet, yine o da 90'lı yıllarda evet. Bir Avrupa'nın orta yerinde bir soykırım. Onun ortaya çıkış hikayesi nasıl oldu? Şimdi ben incir kuşlarının izinde Saraybosna'yı böyle geziler düzenliyoruz artık. Yani hiçbir maddi bir kazanç gütmeden. Onu da şöyle olmuştu. Bazı okurlar dedi ki ya hocam keşke sizinle böyle incir kuşlarının izinde bir Bosna yapsak, oraları siz anlatsanız bize. Evet. Öyle bir fikir okurlardan geldi ve ben de duyarsız, tepkisiz kalmadım. Ve zaman zaman Bosna'ya gidiyoruz. Gezileri. Hatta Eylül ayı bu yılın inşallah Eylül 23-26 arası tekrar bir gezimiz olacak. Hem geziyoruz. Bosna çok güzel bir yer. Hem doğa güzellikleri, hem işte Mostar'dır, hem başka yerlerdir, hem işte şehitlerdir. Gezerken işte o arada Meyra'nın hikayesini dinledim Srebrenica'da ve beni çok etkilemişti. Hatta öyle ki ben turu böyle grubu havalimanına artık tur bittiğinde geldim. Yolcu dedim ki ben sizden ayrılıyorum. Aman hocam gelmiyor musunuz diye falan. Yok dedim, ben Srebrenica'ya gidiyorum. Karar verdim dün akşam. Onları yolcu ettikten sonra ben ertesi gün Srebrenica'ya gittim ve yine uzun bir süre oralarda kaldım. Hikayeyi topladım, o insanlarla görüştüm ve orada iki ayak vardı. Hem Srebrenica, bir de bu Vites tarafı, Ahmiç köyü var. Orada da Hırvatlar vardı. Yani Srebrenica'da Sırplar, Ahmiç'i de Hırvatlar. Yani bir tarafta Ustaşalar, bir tarafta Çetnikler. Bunlar milliyetçi kesim diyelim o halkların. Sonra işte Meyra kitabı geldi ve aslında dürüst söylemek gerekiyorsa yazıp yazmama konusunda kararsız kaldım. Yani bir incir kuşlarından sonra bir acaba Bosna hikayesi daha yazmalı mıyım diye. Sonra yayın evinde işte konuştuğumuzda, kendi aramızda bunu tartıştığımızda yazmalıyım diye bir karar çıktı. Ve o karar doğrultusunda da ben de oturdum yazdım işte bir yaklaşık 650 sayfalık bir
roman ortaya çıktı. Evet, 626 sayfa. Bir roman ortaya çıktı. Tabii ki kolay değildi. Yani çok karakterli bir kitap. İki hat üzerinden gidiyor, aks üzerinden. Ama kotardık yani, çok şükür. En azından yine o 11 Temmuz anma bilmem neler olduğu zaman sosyal medyada en azından okuyanlar artık niye 11 Temmuz'da insanlar o şehitlere gidip ağlıyor, o insanları anıyor diye en azından bu kitapta da öğrenmiş oldular. Şunu çok merak ediyorum. Sizin de merak, yani böyle ilgiyle, sevgiyle okuduğunuz yazarlar var mı? Onlar kimler? Tabii ki var. Yani mesela Jack London hayranıyım ben. Yani Martin Eden kitabı benim başucu kitaplarımdan biri. Harley Coben mesela değişik bir tarz yazar. Onun hayranıyım. Zaten klasikleri bilmem neleri geçiyorum. Yani Türkiye'de işte Zülfü Livaneli sevdiğim bazı kitapları vardır. Çok keyif aldığım işte Orhan Kemal olsun, birçok yazar olsun, Aziz Nesin olsun. Dediğim gibi yani kitapları okurken artık tabii ki o kadar çok kitap var ki. Evet. İki teknikle okuyorum. Bir, altını çizerek not aldığım kitaplar. İki de hızlı okuma tekniğiyle okuduğum kitaplar. Çünkü zaman çok önemli şey bizde. Yani aynı zamanda iyi bir okurum. Yani Beydaba'nın kitaplarını çok severim. Yani okumadıysanız Kelile ve Dimne'yi muhakkak okuyun. İlk aslında fable kitaptır o. Yani La Fontaine'den de önce olan kitaplar. Dediğim gibi çok kitap okuyorum. Okumayı da yazmak kadar seviyorum çünkü ikisi kardeş gibi. Zaten okumadığınız zaman yazmanın da bir anlamı yok. Peki sizi seven ve örnek alıp da yazar olmak isteyenlere neler tavsiye edersiniz? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir kere yazmak zorunda değiliz. Ama okumak zorundayız. Evet. Bu çok önemli. Ve öyle bir noktadayız ki artık Türkiye'de okurdan çok yazar var. Evet. Ve bu çok tehlikeli bir noktaya gitmeye başladı. Yani herkeste bir yazma şeyi var. Anlamıyorum yani, yazmayana memlekette kız mı vermiyorlar? Yani artık illa bir kitapla mı gitmeniz lazım çikolata, şeker yerine, çiçek yerine kız istemeye? Yani böyle bir duygu var. O yüzden insanlar şunu bilsin. Aklınıza her gelen hikaye kitap konusu değil. Bunun bir matematiği var. Az önce söylemiştim işte, dişi evet. olacak, lahana olacak, yani sıradan bir insan olacak, sıra dışı bir hikaye olacak. Ve çok okumalılar, çok gezmeliler, çok araştırmalılar. Yani bir hikayeye nasıl ele alınacağı, aslında bunun demin dediğim gibi, yani ben işte bir insanın hayatına bir şey koyacaksam onun çocukluğuna bir şey koyuyorum. Demin örnek verdiğim kepçe kulak gibi. Yani bunların hepsi bir matematik işi. Okusunlar. Dediğim gibi yazmak zorunda değiller. Ama yazmak isteyenler yine okusun ve araştırma yapsın. Ve bununla ilgili işte kitaplardır, kurslardır, bilmem nelerdir. Bunları bir kere alıp cebe koysunlar. Sonra da artık bazı noktaya geliyoruz ki işte yazmak cidden yetenek midir, öğrenilebilir mi? İşte orası da soru işareti. Class TV Kitap Kurdu programına konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sizi sevgiyle okuyoruz. Arkadaşlar, Sinan Akgüz'ün kitaplarını kesinlikle tavsiye ederim. Tam 14 rock kitabı var. Hepsi gerçek ve yaşanmış hayat hikayelerinden uyarlanmış. İlişkiler olsun, tarih olsun, yaşanmış hikayeler olsun. Hepsi birbirinden güzel ve değerli. Beni en çok etkileyen İncir Kuşları olmuştu. Son olarak Meyra da onun izinde. O da çok güzel. Bizi izlemeye devam edin. Kitaplarla kalın. Class TV ile kalın. Teşekkür ederiz.